Acun Doğuskan'ın kitap Edebiyat Gayli programı Galip Çağla Ustaların Çağın yepyeni bölümü 41. bölüm 41 kere maşallah dediğimiz bölümümüzle Evet. karşınızdayız. Türk ve dünya edebiyatını derinden etkilemiş ve insanların hafızalarında derin izler bırakmış önemli yazarları, usta yazarları ve onların ölümsüz eserlerini konuştuğumuz programımızın tabii başında programımızın isim babası, Ev sahibi. ev sahibi, banisi, değerli hocam, Galip Çağ hocamı merhaba demek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Yine böyle çok sıcak pastırma yazına doğru gittiğimiz bir gündeyiz Ankara'da. O yüzden böyle yine buram buram terlersek filan herkesten şimdiden özür diliyorum. Dileriz faydalı bir program da olur diye umut ediyoruz yani. İnşallah hocam. Olacağına adım gibi eminim. Sıcaklar noktasında çok Evet, haklısınız. evet, Bir de yani bir türlü o şey bahar, sonbahar şeyi kendini göstermedi. Hala dayanıyoruz. Salgın bir taraftan, sıcaklar bir taraftan. Evdeyiz genellikle. Allah bize yardımcı olsun ne evet. diyelim hocam. Eyvallah. Hocam 41. bölümdeyim. Dediğim gibi espri olarak da 41 kere maşallah dediğimiz Evet. bölümdeyiz. Cengiz Aytmatov'un bir önceki bölümde Cengiz Han'a Küsen Bulut adlı romanını işte bahsedeceğiniz, onun hakkında konuşacağınızı Evet. söylemiştiniz. Yerli edebiyat kategorisini zaten bunu aldık. Yani Türk edebiyatı daha doğrusu Evet. olarak bunu aldık. Daha fazla sözü uzatmayayım hocam. Size bırakayım. Eyvallah. Cengiz Aytmatov Üstad eserinde nasıl bir dünya ile karşımıza çıkmış? Buyurun. Evet, şimdi Doğu edebiyatı, yani bunda ben aslında doğudan birazcık daha başlatarak almak istiyorum. Doğu edebiyatının Doğu'ya dair metinlerin en karakteristik özelliklerinden bir tanesi Doğu'nun kendi içindeki yarattığı o mistizmi eserlerin içerisinde bir şekilde yerleştirmesi olmuş hep. İşte Binbir Gece masallarından bir başlıyorsunuz. İşte birçok hikaye bu manada hep böyle o coğrafyanın efsanelerinden, mitlerinden, menkıbelerinden faydalanıyor. Fakat Aytmatov'da bu mesele birazcık daha fazla ön plana çıkıyor. Çünkü Aytmatov yakın zamanlara kadar hayatta idi. Ve aslında bu bakışını da anlatmıştı. Bu esere geçmeden evvel bunu anlatmak lazım. Çünkü Aytmatov diyordu ki her yazar kendi milletinin çocuğudur diyordu. Ve bir yazarın öncelikli sorumluluğu kendi milletine ait kültürel öğeleri, unsurları bir şekilde eserinde anlatmak, onu tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere nakletmektir. Bir aydın sorumluluğu ile hareket etmişti Aytmatov. Tabi bunda içinde bulunduğu şartlar, şerait ve bu manada bir takım mecburiyetler de çok etkin rol oynamış. Aytmatov Rus işgali sırasında, Rus tahakkümü sırasında Kırgızistan üzerinde aslında tüm Türkistan coğrafyasındaki Türk devletlerinin, Türk halklarının Ruslarla olan mücadelesini sembolize eden çok önemli metinler kaleme aldı. Hep yazdığı dönemin şartlarını göz önünde bulundurduğunuzda katı, ciddi bir iktidar baskısı, siyasal baskı, sansüre uğradığı için de hep böyle çok katmanlı şeyler yazmak zorunda kaldı. Bazen bir işte Beyaz Gemi'de olduğu gibi bir çocuğun gözünden Kırgızların tüm mücadelesini sembolize etti Ruslarla ve hatta eleştirdi kendi milletini de bu manada. İşte ya da Gün Olur Asra Bedel'de yaptığı gibi de yine belki bir aşk hikayesi filan anlatıyorken yine keza bu dönemi nakletti. Bizde bunun başka örnekleri de var. Mesela Cengiz Dağcı bu noktada bana çok Cengiz Aytmatov'u adaşını anımsatır. Kırım mücadelesi göz önünde olunca onu da rahmetle anmak lazım. Bir konuşma fırsatımız olmuştu hatırlar takip edenler. O yüzden Cengiz Aytmatov'u çok önemsiyorum. Misyon yazarı olarak değerlendiriyorum. Bir dertle yazmış. Yani edebi estetikten öte aslına bakarsanız çok daha dertli bir kalem olarak, dertli bir yazar olarak eserlerini ortaya koymuş ve bu tip eserler yazdığınız zaman da yüklenen misyona bağlı olarak bazen çok küçük hacimli metinlerden çok güçlü, çok katmanlı, üzerinde çok uzun süre konuşulabilecek metinler ortaya çıkmış. Her yazar, hep söylüyoruz, her fikir, her eser kendi çağının ürünüdür. Öncelikle bunu bir bilmek lazım. Yani hangi şerait içinde ortaya çıktığı bir metnin,
hangi siyasal ortamda ortaya çıktığı, hangi eğilimlerin çok etkin olduğu bir dönemde ortaya çıktı, o eserle alakalı fikir sahibi olmanız açısından önemlidir. Mesela Rus edebiyatının işte Bulgarin'den Puşkin'e, Puşkin'den Lermontov'a, işte Lermontov'dan bu tarafa doğru geldiğinizde 19. yüzyılda yazılmış metinlerin önemli bir kısmı mesela. Bu 19. yüzyılda Rus modernizminin gelenekten modernizme geçiş ya da gelenekten kapitalist, emperyalist ya da düzenek geçiş evresindeki özellikle soylu, toprak ehli çekişmesi işte bu dönemin eserlerini ortaya çıkarmış. Yani Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Çehov'un, Gonçarov'un filan işlediği konular öyle çok tesadüfi konular filan değiller. O çağın bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Yani çölde yaşayan bir adamın bu manada oturup denizi yazmasını çok nasıl beklemezseniz tüm bunların yaşandığı bir yerde örneğin Aytmatov'un da böyle romantik salt insan ilişkilerine dayalı bir metin yazmasını da bekleyemezsiniz. Yani bunun altında hep bir şey aramak lazım. Bu da işte insanı iyi kalem yapıyor takdir edersiniz ki. Yani bir şey anlatıyorken sembolizmden istifade edip başka bir şey anlatabilmek. O yüzden de ben Aytmatov kalemini iyi bir okuyucu için çok kıymetli bir deneyim olarak görüyorum. Kendi adıma da övünüyorum açıkçası. Yani bir Kırgız türkünün, bir Kırgız kalemin iyi de çevirileri var. Bu arada yani o noktada şanslıyız. Böyle bir metin ortaya koymasını ben ya da böyle metinler ortaya koyması çok kıymetli buluyorum. İyi bir kütüphanede bir Cengiz Aytmatov külliyatının olması her zaman güven verir. Yani bazen belki bazı yazarlar işte mesela Stefan Zweig'da bu çok oluyor diyelim. Dickens'ta oluyor diyelim. Mesela bazı yazarların külliyatları kütüphanelerimizde olsun deyip buna bir takım manalar yüklüyoruz mesela. Ama hep de söylediğimiz bir şey var. Yani başta Türkiye olmak üzere Türk dünyasının tamamında çok güçlü bir edebi taban var. Belki biz çok vakıf değiliz. Belki gözümüz çok batıya dönüyor ama mesela Aytmatov bu manada hakikaten işte ben beyaz gemiciyimdir. Yani beyaz gemiyi çok severim. Ama mesela ilk okuduğum Cengiz Aytmatov kitabı benim Cengiz Han'a Küsen Bulut ya da Cengiz Han'ın orijinal ismindeki Beyaz Bulutu olarak bilinen kitabıydı. Çok küçücük. Yani işte 100 sayfayı birazcık geçiyor. Hatta fazlalıklarınızı attığınız zaman 100 sayfa tutmuyor. 100 sayfanın biraz daha 99 sayfa gibi. Küçücük bir metin. Ben üniversitede okuyorken ilk defa elime almıştım. Mesela benim kitabım 99'da 5. baskısı, 99 baskısı. Yani az buz da olmamış. 21 sene olmuş herhalde. Ama ilk baskısı 91'de çıkmış. Ben 2. sınıftaydım o zaman. İkinci sınıftayken Aytmatov'u ilk defa okumuş ve bu kitap beni çok etkilemişti. Şimdi zaman geçtikçe tabii modern zamanlarda insan ilişkileriyle alakalı sorunlarımız çeşitlendikçe bu tip metinleri anlamak biraz daha kolay oluyor. Mesela işte Sadık Hidayet gibi, Kafka gibi, Camus gibi yazarları okuduğunuz zaman psikanalizm, sosyoloji kavramları insanın bireysel varoluş kaygı ve sancılarını anlatması açısından çok kıymetli oluyor. Ama Aytmatov gibi birey üzerinden bir sosyolojik psikanalizm yapmak, sosyolojik bir tavır eleştirisi yapabilmek çok özel bir yetenek ve çok ciddi bir donanım gerektirir. Biz hep söylüyoruz yani kültür ve edebiyat dediğiniz şey kendi köklerinden beslenir ve siz bir tercihte bulunursunuz. Bu birikimi kendi çağınızdaki yenilikle birleştirir ve ortaya orijinal bir şey çıkartabilirsiniz. Bunu deneyimlemek lazım. Biz de bunu Orhan Pamuk iyi yapar. İşte Benim Adım Kırmızı da böyle, Kara Kitap da böyle örnekleri var. Keza işte Aytmatov böyledir. Yani bir otantik kök üzerine modernist bir dil koyarsınız. Başka bir şey anlatıyor gibi mazi köklerinize dair çok önemli argümanlar sunabilirsiniz. Bir iki, ama bir de tercihte bulunursunuz ki sanki hiç böyle bir kökünüz yok gibi. Örneğin Türkiye'de tamamen bir Fransız gibi yazmak gibi bir tercihte de bulunabilirsiniz. Bunu da iyi yapıyor olabilirsiniz. Bunların hepsi birer tercih. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar bizde modern romanın kurucularından kabul edilir. Ama işte Huzur'da, Mahur Beste'de, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'de o otantizmden, o geçmiş bağından istifade eder. Mesela bu noktada da ben Ahmet Hamdi ile Aytmatov'un yaptığını benzeştiririm. Huzur'daki o quartet denilen dörtlü, yani dört bölümden oluşan metin üzerinden Osmanlı'nın işte Meşrutiyet Devri,
Meşrutiyet sonrası devir, Osmanlı'nın yıkılışı ve ilk cumhuriyet devirlerini bir aile, bir konak üzerinden anlatmak. Mesela Aytmatov'da işte Beyaz Gemi'de bir çocuğun gözünden ya da işte Mümin Dede karakter üzerinden Kırgızları sembolize ederek ya da burada işte Stalin'le Cengiz Han'ı yan yana koyarak bir muktedir, bir iktidar gücünün kendi varlığını devam ettirebilmesi için zulmü getirebileceği noktayı anlatması açısından kurduğu sembolizm çok benzeşir. Aslında bunu şöyle de görmek lazım. İnsanların temelde bu kadar derinlikli eserler koymasına sebebiyet veren şeyler mutluluklardan çok acılar oluyor ve bu acıları besleyen şeyler de çoğu zaman adaletsizlik duygusu. Mesela bizde Kafka bu noktada yine iyi bir örnek. Mesela Kafka'nın Ceza Sömürgesi'ndeki gibi metinleri öyle söyleyelim. Çok değerli gelir bana ve kökünde yine mesela Dostoyevski'de da var bu. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerin odağında bir adaletsizlik meselesi var. Mesela bizde Peyami Safa'nın biz insanların da bu çok kendini hissettirir. Öte taraftan işte Suç ve Ceza'da yine bunu hissedersiniz. Kamunun Düşüşü'nde yine bunu hissedersiniz. Çehov'un 6. Kovuşunda bunu hissedersiniz. Ya bunun birçok örneği var. Yani adaletsizlik hissi modern zamanlarda bireysel muhasebe açısından bu tip metinlerin çıkmasını çok ciddi etkilemiş bir şey, bir damar. Yani keşke hiç adaletsizlik olmasa, bu metinler ortaya çıkmasa diyoruz belki ama şüphesiz bundan etkilendiğini biliyoruz. Elinizdeki kitap Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin henüz tarih sahnesinde bulunduğu dönemde kaleme alınmış ve Aytmatov'un görece buna göre çok daha fazla bilinen Gün Olur Asra Bedel metnin içerisindeki bir 100 sayfalık kısımdı. Aytmatov Gün Olur Asra Bedel'in ana hikayesinin içerisine buradaki efsaneyi Sarı Özek kurbanları ve Mankurt efsanesini bir anda böyle ara bir not işte bu yabancıların ana konuya bağlı yeni hikayelere verdiği o spin-off denilen belki bir anlayışta anlattığı ve ana konudan bayağı uzaklaştırması sebebiyle belki iyi de yapılı denilen ama aslında altında yatan gerekçe olarak bu hikayenin özünde o dönem için KGB ve Stalin iktidarına bir eleştiri gibi kabul edilmesi ya da işte özellikle KGB diyelim üzerine bir nevi sansüre uğruyor ve bu kısım kitabın selameti açısından önce ayrılıp sonra da ayrı bir metin olarak yayınlanıyor. İki zamanlı, çift zamanlı, dual bir metin var elimizde. Yani bir mazide geçen bir bölüm var. Yani Cengiz Han'a bağlı anlatılan bir Kırgız efsanesi var. Bir diğer tarafta da kitabın yazıldığı gerçek zamanlı bir hikaye var. Yani mazi ve hal çizgisinde kaleme alınmış bir hikaye var burada. Hikayenin birinde ana karakteriniz Kutlubay'ın anlattığı Sarı Özek kurbanları ve Mankurt efsanesi ve bu efsanenin geçmiş zamanlı hikayesini anlatır. Her iki tarafta da birbirleriyle eşleşik iki karakter var. Yani işte Stalin Rusyası ve Cengiz Han her ikisinin de iktidarını devam ettirebilmek için Aytmatov'un ifadesiyle adalet mekanizmasına verdikleri zarar ve yarattıkları efendim mazlumlar üzerine anlattığı bir hikaye var. Şöyle anlatayım ben. Çok küçücük bir metin var belki elimizde bu hikayede ama özellikle idam sahneleri kitabın içerisindeki ve kitabın sonu. Aytmatov kitaplarında çok etkin hissedilir bu kitap. Sonları çok güçlüdür Aytmatov'da. Çoğu zaman da yüreğinizi çok ağrıtır yani okurken çok sizi hırpalayabilir, sizi yorabilir. Bunu bir kere söyleyeyim. Son kısmından bahsediyorum. Özellikle son kısmı ben çok önemsiyorum. Tabii burada çok dile getirmek de istemiyorum ben. Yani bir tarafta Ergene ve Togula'nın hikayesi Cengiz Han döneminde bir batı seferi ve bu batı seferi sırasında çocuk doğumunun biliyorsunuz Cengiz Han yasaları büyük bir efsane. Hala böyle konuşulan şeyler çoğu zaman çok güçlü bir zulmü de temsil ediyor. Hani biz bugünkü kafayla çok mana veremiyoruz bu Cengiz yasalarına. Ama o dönem işte mesela batıya çıkan bir seferde çocuk doğmanın yasak olması sebebiyle Ergene ve Togula'nın bir çocukların olması
ve bu çocuk sebebiyle haksız yere cezalandırılmalıdır ve bunun sonucunda da Cengiz'in Tanrı tarafından lanetlenerek o güne kadar başı üzerinde gezen küçük beyaz bulutun onu terk etmesi üzerine anlatılan bir hikaye. Yani bir anlamda adaletten uzaklaşmış olan bir devlet reisinin Tanrı'nın inayetinden ari kılınmasını anlatan bir nevi lanetlenme gibi bir hikaye anlatıyor. Ama o kadar hal dili, hal zamanla, yani şimdiki zamanla geçmiş zaman o kadar iyi birleştiriliyor ki, bu kadar küçücük bir kitabın içerisinde anlatılanlar, özellikle son kısım ve burada iki tane karakter belki çok önemli. Bunlardan birisi Tansık Bayev. Tansık Bayev eş zamanlı, yani gerçek zamanlı Kırgızistan'da KGB zulmünün ya da Rus zulmünün Kırgız Türkleri üzerindeki en önemli sembol isim. Sorgu memuru Tansık Bayev. O karakter birçoklarınızı muhtemelen kızdıracak ve diğeri de Abu Talip. O da yine bir başka tarafından da hakikaten yüreğinizi çok oynatacak, çok yoracak bir karakter oluşturmuş, değil mi? Yani bu sembolleri Aytmatov'u şöyle okuyamıyorsunuz. Yani bir güncel vaka anlatıyormuş gibi okuyamıyorsunuz. Hakikaten böyle tam bu vakitlerde böyle akşam vakti kitabı elinize alıp şöyle bir çayla aldığınız, okuduğunuz zaman hem adalet kavramı üzerinden, hem kadim mitler ve efsaneler üzerinden, hem de öte taraftan Rusya döneminde, Rus yönetimindeki Türkistan coğrafyasındaki Türklerin yaşadıklarını anlamak açısından, ki yani bugünlerde de bu halen devam ediyor malumunuz. Doğu Türkistan'da yaşananlar hala bugün gözümüzün önünde ve işte elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. Belki yıllar sonra şimdiki bu zulüm de yıllar sonra başka bir yazarın elinden başka bir hikayeye dönüşecek gibi geliyor bana. Ama belki bunları birazcık şu cihetle de okumak lazım. Çok vakıf olmadığımız bir alan, çok bilmediğimiz bir alan ve kitap okumanın bireysel eylem olarak karşılıklarından birisi de farkında olmak, bir şeyi fark edebilmek açısından önemli bir eylem. Yani sadece keyif almak, sadece sizin mutlu olmanız gibi bir şey değil. Bir tarafıyla da bir şeyi öğrenip bunun farkında olabilmeyi de öngören bir uygulama. O yüzden hani belki okumayla alakalı ilişki kuramıyorsanız, bu ilişkiyi güçlendirmek adına kendinizi yeni bir dürtü olarak bu farkında olabilme yetisi kazanmayı da baz alabilirsiniz. O yüzden Aytmatov külliyatı kütüphanenizde muhakkak olmalıdır. Aytmatov belirli aralıklarla keza okunmalıdır. Hem çilesi açısından, hem de belki tarihsel bir ders almak açısından ben çok kıymetli ve çok değerli buluyorum Aytmatov'un eserlerini, özellikle bu çok katmanlıları. Şimdi bazısı diyor ki gün olur asra bedenin içinde kalsaydı belki gün olur asra beden çok başka bir metne dönüşebilirdi diyorlar. Kimisi de iyi ki çıktı, bu sefer kitap çok hacimlenecekti diyorlar. Belki buna da karar verebilmek adına ikisini beraber de okuyabilirsiniz. Yani gün olur asra bedeli okuyun. Akabinde de bunu okuyun. İkisini yan yana koyun. Hakikaten bu ikisi ayrılmalı mıydı yoksa bir araya mı gelmeliydi? Mesela bununla alakalı bir fikriniz olmalı. Bunun işte bir başka biliyorsunuz örneği de işte Huzur ve Huzur kitabında Ahmet Hamdi'nin sonradan eklenen Suat'ın Mektubu meselesi mesela. Hep bu soruyu soruyoruz. Yani niye Suat'ın Mektubu çıkarılmış? Ya da Peyami Safa'nın Yalnızız kitabının önündeki kısım niye çıkartılmış, olsa mıydı? Bunlar mesela edebiyat algımız ve dünyası için önemli mistik sorunlar. Niye böyle tercihlerde bulunmuşlar? Bunları birazcık kafa yormak açısından, iyi bir okuyucunun doğru tespitlerde bulunulması açısından yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Bir de hani şey olarak da motive etsin sizi Aytmatov'un bu kitabı. Hakikaten incecik bir kitap, yani şöyle küçücük bir kitap. Hani bir hızlıca bir kitabı okuyup bitirmek adına da Aytmatov iyi de çevriliyor, yani bunlar iyi de anlatılmış, iyi de çevrilmiş. Buradan bakın mesela ben bir şey çizmişim 20 sene evvel. Togulan'la Erden'e bir tartışma yapıyorlar. Çocukları olmuş. Cengiz'in askerleri cezasını verecek. Kanuna uymadılar çünkü. Öldürülecek. Mesela diyor ki burada, ama nereye gidebiliriz Erden'e diye inledi Togulan. Dilediğimiz gibi yaşayabileceğimiz neresi var ki? Tanrı'nın elinden kurtulmak, büyük hanın elinden kurtulmaktan daha kolay.
İşte bu mesela bir cemiyette, bir toplumda adaletsizliğin insanda yarattığı en büyük yıkımdır. Umutsuzluk hissi. Böyle olduğu zaman da işte kaos, kargaşa ve karamsarlık da kaçınılmaz hale gelebiliyor. Herhalde Aytmatov bunu en iyi anlatan adamlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben ve eğer okumadıysanız hala Cengiz Han'a Küsen Bulut'u Bütüken yayınlarından çıkıyor şu anda. Ben sanki eski kapaklarını daha çok beğeniyormuşum, onu fark ettim. Nerede bizim diğeri mesela? Bunu da böyle tavsiyeden söyleyeyim. Mesela bu Akkeme, Beyaz Gemi. Burada başka. Şurada hikayeleri de var. Yok, en iyisi bu galiba, değil mi? Sanki Eskisi. ben şunu sanki, değil mi, sevmişiz? Eskisi güzel hocam ya. Evet. Sade, bazı kitapların kapaklarının sade Şimdi bunun olması. ben baskısına bakayım. Şimdi bu bayağı eski yani. Bu 95 baskısı. Yani işte 25 senelik bu kitap. Şöyle baktığımız zaman şunu ben direkt eliyorum zaten yani. Bu benlik değil ama şu baskılara biz çok alışmışız. Herhalde biraz klasik kalmışız. Aytmatov okuyun. Hikayeleri bu mesela. Muhakkak insana çok şey katacak ve değiştirecek metinler. Böyle hele hele bu çağda böyle işte bu psikanalizm, varoluşçuluk gibi metinlere tuhaf bir öykünme, tuhaf bir yöneliş varken Aytmatov sanki çok başka türlü bir kapı açması açısından o birikimi anlatması açısından tarihi, mistik ve kültürel bir unsur olması açısından değerli görüyorum. Türk tarihinin hafızalarından birisi olarak görüyorum ben Aytmatov'u. Dilerim okuyanlar da en az benim kadar beğenirler diye düşünüyorum. Ağzına sağlık hocam. Uzadı mı yine? Yok, gayet güzel. Yani 20 dakikalık Ha, bir şu ana yani kadar ben 20 böyle dakikadayız. zamanı çok şey demeyeyim. 20 dakika ise iyi olmuş. Evet. Dilerim de okuyanlar da benim kadar beğenirler. Valla ben eklemeyeyim. Zaten ülkemizde Aytmatov kitapları hocam çok okunuyor da. Hani en azından okunduğu görünüyor. Yani şu bizim genel tezimiz var ya, ona uygun Okuyoruz olarak diyorlar. okuyoruz diyorlar. Evet. Ancak şey dediğiniz özellikle hafıza noktası hocam benim çok böyle insanların göz ardı ettikleri bir şey. Şimdi biz siz tarih işte akademisyensiniz hocam tarihçi olarak ben tarih öğrencisiyim. Baktığımız zaman hani nitekim benim de ucundan bir yerde bir Moğol tarihine karşı bir ilgim, Cengiz Han'a karşı bir ilgim vardır. Çok eski zamanlardan beri özellikle Cihangirli işte belli bir şey ortaya. Ama şu nokta çok önemli hocam. Aytmatov'da şunu aslında fark ediyorsunuz. Gerçekle fantastik arasındaki şeyi ya da böyle uçuk olan fikir arasındaki bu kitaptaki şey noktası benim aklıma zaten okurken de gelmişti. Stalin'le Cengiz Han'ı benzetme noktası aslında bir Kırgız Türk'ünün yapabileceği bir nokta. Bir bakış açısı. Çünkü Kırgızlar hem Moğollar devrinde hem de yani Kırgız Türkler hem Moğollardan hem de Ruslardan, Çarlık Rusyası'ndan en çok çekmiş olan böyle o hem yaşadıkları bölgede kalmış ama büyük şeyler yani nasıl diyeyim, büyük zulümler görmüş olan bir millet. Varlıklarını sürdürmüşler ama gerçekten çok şey nasıl diyeyim büyük zulüm görmüşler her iki grupta da. Ama bizden bu tarafta baktığımızda son yıllarda mesela bir ülkemizde bir Moğol yani Moğol nefreti de var aşırı böyle nefreti ya da acayip bir Moğol seviciliği de var. Bu ikisi arasında kalmış toplumun hani Aytmatov'un bu eserini okuyup da hala da aynısını söyleyebiliyorsa yani büyük bir şeyi vardır. Nasıl diyeyim? Eksikliği vardır gibi geliyor. Bu anlamda da yani tarihsel gerçeklik anlamında da ben Aytmatov'un bu çalışmasını şahsi fikrim olarak yani sizin söylediğinizden okuduğumda şey olarak bir kitap okumuşum aslında. Şurada anlatılan da onun şovunu yapıyorum. O anlamda şey hocam öyle düşünüyorum yani faydalı olacağını düşünüyorum anlayabilmek açısından. İşte aslında ben söylediğim şey buydu. Yani farkında olmak. Yani biz Moğol deyince gözleri çekik, Japon'a, Çin'e benzeyen efendim böyle girdiği yeri çekirge sürüsü gibi dağıtan filan bir şey görüyoruz. Yani ortada bir mekanizma olduğunu filan da göremiyoruz. Ama öte taraftan da garip bir kutsayıcı grup da var. Yani böyle bunu da ben tabii çok anlayamıyoruz. Yani vardır herhalde bir bildikleri ama biz ne kutsuyoruz? Hani hep söylüyoruz tarih takdis için değil idrak için var. Yani öğrenmemiz gereken şeyler var. Bu manada da mitler, efsaneler, destanlar çok değerli. Ve Aytmatov'un bakış açısı da çok doğru. Her yazar Ve adaletten hocam. tabii Yani her adaletten yazar bir okuyan. milletin çocuğudur diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani asıl bence kaçırılmaması gereken şey bu. Aytmatov'un mücadelesi bu manada Türk kültürünü
yaşatmak, taşımak ve öğretmek üzerine kurulmuş. Fakat bunu yapıyorken de kesinlikle hamaset ya da işte yönlendirici bir kurguculuğa dönmemiş. Büyük yetenek, büyük bir usta, büyük bir değer. Biz de hocam zaten bu kitabı hani mesela daha önce de geçen bölümün sonunda da söylemiştik. Belki daha önce de söylemiştik. Genellikle yabancı edebiyat, Rus edebiyatı Tabii. içerisinde bulunuyor. Biz Türk edebiyatı içerisinde Türkiye'de saymamızın sebebi de bu zaten birçok aslında. kitap evinde Rus Aytmatov'un. edebiyatının Tabii içinde evet aynı oluyor. onun içinde Aytmatov'u Türk edebiyatı kategorisinde değerlendirmemizin sebebi de bu bölüm içerisinde. Biraz da bundan. Sağ olun hocam. Ağzına sağlık tekrardan. Eyvallah. Başka bir şeyiniz yoksa tabii. Vallahi işte önümüzdeki haftanın Heh, videosunun tabii. kitabını herhalde isterseniz söyleyeyim. Şimdi aslında itiraf ediyoruz. Bu noktaya gelirken birkaç yazar üzerinden gittik geldik. Ben Anıl Bey'e de şimdi buradan böyle bir fake atacağım. Evet, şu anda şaşırdım Evet, bazı. bir Sadık Hidayet diye düşündük. Onda bir karar değişikliği oldu. Sonra Mary Shelley, Frankenstein yapalım derken ben burada konuşurken bir fikir değişikliğine gittim. Aslında kafamda da vardı da hani sırayı değiştirdim öyle söyleyelim. Ve bir sonraki programda artık yine yabancı edebiyata döneceğimiz için bence dünya edebiyatının en önemli metinlerinden biri olan Dino Buzzati'nin Tatar Çölü kitabına döndüm. Bunu konuşalım bir sonraki videoda. Böyle bir ters hazırlıksız yakalayayım seni böyle. Hocam hazırlıksız değil aslında oraya da koymam Evet. Yani bilgi dedim ya mesaj bir gibiydi konuştuk mu ama bu gibi ben olacaktı. Frankenstein dediğiniz için siz güzel de bir espri aslında düşünmüştüm. Ha, Aslında neyse onu ya işte konuşacağımız zamana ya saklarım. Galip Hoca'ya kelek yok. İzin vermez Estağfurullah. yani. Yok sizin şey yapmayacaktık aslında küçük böyle bir nüktede bulunacaktım İnşallah. kendimle O alakalı da. zaman bir sonraki şeyde yaparken 42. yaparsa. bölümde. Evet 42. bölümde Dino Buzzati'nin Tatar Çölü kitabı üzerine konuşacağız. Bence çok 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 önemli bir güzel. metin. Yeni yeni fark ettiğimiz metinlerden yeni çünkü çevrildi gibi bizde. Umarım okuyanlar da yine bizim gibi beğenirler diye umut ediyoruz. Valla hocam Elimizdeki Buzatti'nin çalışmasını yani Tatar Çölü'nü ben kitap önündeyken birkaç kişiye önerdiğimde böyle okuduğumda gelip benden başka kitapları var mı diye sorduklarını çok iyi ya aslında hatırlıyorum. çok da yeni değil. Yani 2004'te ilk defa çevrilmiş. Bu 19. baskı. Fakat sanki işte bu son birkaç yıldır hep söylüyoruz. Kitapla olan ilişkiler çok hızlanınca, yoğunluk ortaya çıkınca yeni yeni böyle bir farkındalık var ama bunu da böyle yine bir takım parçalarla bir araya getirmek lazım. Ben bunu mesela Godot'u beklerken de bu kitabı çok eşleştiriyorum. Çok güçlü bir modernizm, çok güçlü bir rasyonalizm, çok güçlü bir varoluşçuluk eleştirisi var bu kitabın içinde. İnşallah konuşalım. Bir sonraki videoda ayrıntılarıyla. 42. Dino bölümde Buzzati, evet, Dino İletişim Yayınları'ndan çıkan Buzati'nin. Tatar Çölü kitabı Hülya Uğur Tanrıöver çevirisi. O zaman Dileriz hocam faydalı bu olur. bölümün sonuna geliyoruz. Eyvallah. Ağza sağlık. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm Umarım. bir bölüm oldu. Umarım. Arkadaşlar da izleyenler de öyle İnşallah. düşüneceklerdir. Bir sonraki bölümde görüşmeden önce içinde bulunduğumuz salgın durumunda bir Evet, hatırlatması yine olarak. kötüleşiyoruz. Rica ediyoruz. Özellikle bizim gibi eğitimciler ve şu anda okul okul diye ağlayan tüm öğrenciler için birazcık daha sorumlulukla hareket edelim inşallah. Ve bu musibetten kurtulmak noktasında önemli adımlar atalım. Evde kalın diyoruz tekrardan. Evet, evde kalsınlar, hijyenlerine dikkat etsinler. Evet. Dışarı çıktıklarında İyi da sosyal filmler medyayı izlesinler, iyi müzikler dinlesinler, iyi kitaplar okusunlar. Bunların inşallah. hepsi insanı en az bünyeye kadar ruhunda ayakta durması gerçeğinden yola çıkarak güçlü kılacak eylemler olacaktır. Umarım tez zamanda da okullarımıza da kavuşuruz. İnşallah hocam. Esen kalsın hocam. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Eyvallah.